Onunla gitme, bununla görüşme, elleri tutuşma, sevişme, kahkaha atma, gülme, oynama, dans etme, mutlu olma, başarılı olma, bizim dediğimizi yap. Eğer açıp ayağımı oraya atsam bir yeri mutlaka kırılacak. Boynum kırılsa ölürüm. Ayağım kırılsa bilmem ne olur. Ama orada bir şey beni durdurdu. Bilinçaltı böyle bir şeydir arkadaşlar. Yaşamdan yana olmakla ölümden yana olmak arasındaki bir psikolojik şeyden söz ediyorum. Yaşam sevinci olmadığı zaman ölümü sevmeye başlarsın. Kendin için kullanman gereken, kendi iyiliğin için, sağlığın ve huzurun için kullanman gereken enerjiyi, aynı enerjiyi kendine zarar vermek için kullanmaya başlarsın. Bazı insanlar sigaranın üstünde sigara öldürür yazar. Bunu mecbur etmişler sigara şirketlerine. Onlar çok paniğe kapılmışlar. Büyük davalar falan açıyor. Artık köşe sıkışmış şirketler. Eyvah demişler ya biz bunu yazacağız mecburuz ama sigara şeyimiz düşecek. Satışlar işte ne kadar düşerse ne olur falan filan. Aa bir bakıyorlar satış artmış. Diyorlar ya bu nasıl olur? Şundan olur arkadaşlar. Şundan olur. Çünkü insanlarda yaşama içgüdüsü bir süre sonra kendini yok etme içgüdüsüne dönüşüyor. Çünkü yaşamaya doğru hareket ettikçe önü kesiliyor çocukken. Yaşamak, mutlu olmak önü kesiliyor. 1, 2, 3. Şunu demek istiyor etrafındakiler. Ancak öldüğün zaman biz seni kabul ederiz. Diyeceksiniz ki nasıl yani? Aşık olma, sevme, cinsel ilişki kurma, mutlu olmaya çalışma, gülme, eğlenme, oynama, başarılı olmak isteme, kendin için hiçbir şey yapma, kendini başkasına ada. Değil mi? Bu ne demek? Yaşama demek. Öl demek, öl. Bu sefer yaşam enerjisi sürekli kesilip budanan bir insan ölmeye yatar arkadaşlar. Ölüme yatkın olur. Onun için sigara şirketleri diyorlar ki vay be daha çok satılmaya. Çünkü ne diyordu? Tanrılar Okulu kitabında neden sigaralar daha çok bu şekilde yazıldığı halde daha çok satılıyor? Çünkü insanlar ölmek isterler diyor. Ölmek isterler. Ölüme yakındırlar. Ben mesela pandemimle bakalım. Yüzde kaçı yaşıyor diye sorarım arkadaşlar. Yaşam enerjisi ne kadar diye bakarım. Düşük. Çünkü artık şeyini kaybetmiş. Yaşam şevkini kaybetmiş. Şevk yok. Şevk. Heyecan yok. Budanmış. Onunla gitme, bununla görüşme, elleri tutuşma, sevişme. Sevme, kahkaha atma, gülme, oynama, dans etme, mutlu olma, başarılı olma, bizim dediğimizi yap. Kendinden nefret et. Kötü olduğunu kabul et. Bu şekilde büyütülüyor insanlar. Çoğunlukla diyorum. Herkese demiyorum. Şimdi aynı. Hakikati söyleyen birini hoşlanmazsan eğer, yok canım nereden çıkardın öyle falan dersen, ha bak o şeyler uzmanların, deprem uzmanların, yapı uzmanlarının, bilen kişilerin söylediklerini, önerilerini, uyarılarını dinlemeyince ne oluyor? Bu da bir öneri, uyarı. Bir hakikati söylüyorum ben oturduğum yerden sallamıyorum yani. Sadece bu pandülle baktığım için ha öyleymiş demiyorum. Zaten belli. Hayatı durmuş. Hiçbir şey yapmıyor kendine. Bir de hasta olduğu zaman diyor ki yaşam kalitem çok düştü. Bu ne demek? Ben ölmeye yattım demek. Ölmeye yattım. Yaşam sevinci yok.
Öyle insanlar kendine zarar vermek için ellerinden geleni yaparlar arkadaşlar. Benim başka bir tanıdığım, böyle her tarafında çivi var. Ameliyat olmuş, kırıkları var çünkü. Karı koca bunlar. Sohbet ediyoruz. Adam diyor ki ben nerede diyor iki tekerlek görsem dayanamam diyor falan. Ne yapıyor? Biniyor, kaza yapıyor çünkü. Ve karısı şunu diyor. Öyle öfkelidir ki diyor kendine. Aslında kendini öldürmeye çalışıyor işte. Yok canım kaza yaptı falan. Yok öyle bir şey. Kendini öldürmeye çalışıyor. Bir şirkette eğitim için gitmiştim. Bunları anlatıyorum işte falan böyle ama eğitim sürdü bayağı işte. Haftanın bir günü gidiyoruz bütün gün. Yönetici kesimle çalışıyoruz. Bunları anlatıyorum işte seçimler, sonuçları. Her şeyi biz seçeriz, şudur budur diye. Ondan sonra birisi de kafa üstü denize atlıyor, sığ bir yere, omurgası mı kırılıyor, bir şey oluyor falan, ameliyatlar, işte platin takılıyor, şudur budur, böyle hareketi zorlanıyor falan. Bakalım inceleyelim dedim. Dediler ki peki bu neden böyle hocam falan. Hadi bakalım diyorlar yani, söyle bakalım bize. Sonra ben tabii teorimden artık o kadar eminim ki yani. Bir alan çalışması yaptık. Ve kendisine karşı acayip çok öfkeli olduğunu bulduk. Ama kendi bedenine karşı, vücudunu hiç beğenmiyor. Çünkü kısa boylu, tıknaz biri. Herhalde birileri onunla alay mı etti sürekli, ne yaptık, biriyle mi kıyasladı? Kendi o kısa boylu tıknaz halinden nefret ettiği ve için kendine zarar vermek istiyor ve diyeceksiniz ki canım işte sığ olduğunu görmedim. Bakın bilinçaltı arkadaşlar. İnsanın bilinçaltısı o kadar bilgedir ki orada sığ olduğunu orasının daha görmeden seni uyarır. Ve biz tabii bu çocuğa bunu söyleyince kendisi itiraf etti biliyor musunuz? Dedi ki evet ben o zamanlar kendi bedenimi hiç sevmiyordum ve şey yapıyordum. Kendimden nefret ediyordum. Bakın bir gün bir stüdyodayız. O kadar çok çalışıyoruz ki bir film yaptık. O filmin montajı falan. Montaj ne? Zorlu bir şeymiş. Zaten film yapmak mı? Aman ha. Tiyatroya okey, sahne, şarkı söylemek okey falan ama film. Neyse, böyle bir tuvaleti var, bir kapıyı açıyorsun alt katta, tuvalet orada falan. Ben de o kadar böyle kapanmışız, karanlık, onu kes, bunu buraya koy falan, montaj. Kafayı yemişiz artık. Alt kata indim, ben tuvalet zannederek bir şeyi tam açacağım. Normalde açıp hemen içeri girmem lazım. Durdum orada. Bir baktım aşağı doğru dik bir şey iniyor. Merdiven karanlık. Meğerse yanlış kapıyı açmışım ve orası depo. Arkadaşlar bir yandan da konuşuyorum. Eğer açıp ayağımı oraya atsam bir yerim mutlaka kırılacak. Boynum kırılsa ölürüm. Ayağım kırılsa bilmem ne olur falan. Ama orada bir şey beni durdurdu. Bilinçaltı böyle bir şeydir arkadaşlar. Bilinçaltı böyle bir şeydir. Yeter ki ben şimdi nereye geçtik? Sadece iyi olmak, dürüst olmaktan başka bir noktaya geçtik. Yaşamı seçmekle ölümü seçmek arasında. Yaşamdan yana olmakla ölümden yana olmak arasındaki bir psikolojik şeyden söz ediyorum arkadaşlar. Galiba Erich Fromm'un bir şeyi vardı, kitabı. Yıllar önce okumuştum. Çok müthiş bir adam. Alman filozof ve psikolog. Galiba Şiddetin ve Nefretin Kaynağı mıydı? Kitabın adı neydi?
yaşamsever ve ölümsever diye ikiye ayrılıyor. Yaşamsever Helen dünyasında, Yunan dünyasında, mitolojide Eros olarak anlatılır. Eros yaşam sevincidir aslında. Yaşam sevinci. Yaşam sevinci olmadığı zaman ölümü sevmeye başlarsın. Ne demek ölüm sevmek? Kaza, bağırıp çağırmak, küsmek, depresyon. O da ölümseverliktir. Bir şey yapmak istememek, hasta olmak, başarısız olmak. Yani kendin için kullanman gereken, kendi iyiliğin için, sağlığın ve huzurun için kullanman gereken enerjiyi, aynı enerjiyi kendine zarar vermek için kullanmaya başlarsın. O zaman şuna bakarsınız. Ben yaşam sever miyim? Yoksa ölüm sever miyim? Yaşam sever kişi kendisi için, kendini mutlu etmek için çalıştığı kadar aynı oranda başkasını da mutlu etmeye çalışır. Ama başkasını mutlu etmek isterken bir ölümseverin ısrarla ölümsever olmakta kalması karşısında der ki, peki madem sen bunu seçtin, ben gidiyorum. Ancak bir ölümsever başka bir ölümseverin yanında onu kurtarmaya çalışır. Hadi gel sen de mutlu ol, kendini iyileştir falan. Bak hani ya, o seni o ölüme çekmeden rahat edemeyecektir zaten. Rahat edemez başka türlü.